Arkadaşlar şimdi protein nasıl sentezlenir ondan bahsedelim. Biliyorsunuz ki protein sentezi tüm canlılarda bulunan ortak organel ribozomda gerçekleşiyor. Protein sentezi sırasında arkadaşlar amino asitler bir araya geliyorlar. Peki bir bakalım bir amino asit çizelim. Bir amino asitin karboksil grubu ile diğer amino asitin amino grubu arasında bir bağ kuracağız arkadaşlar. Bakalım. Şimdi N ve H'ı ayırdık. Ve yine bir karboksil grubu çizdik. Şimdi şekle dikkat edelim. Bir amino asit ve bir başka amino asit. Bir amino asitin karboksil grubu, diğer amino asitin amino grubuna bağlanıyor. Ve aradan ne çekiyoruz bakalım? Bir su çektik. Ve oluşan molekül artık hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olan bir dipeptittir. Ve bir su açığa çıkmıştır. İki monomerin bir araya gelerek daha büyük bir molekülün oluşmasına ne demiştik arkadaşlar? Dehidrasyon. O zaman bir dipeptit molekülü dehidrasyonla oluştu. Bir dipeptiti parçalamak için de bir tane su kullandınız. O zaman bir amino asitin karboksil grubu diğerinin amino grubuna bağlandı ve biz bu olaya ne diyoruz? Peptitleşme. O zaman iki amino asit arasında kurulan bağ ne bağdır dediğimizde de arkadaşlar ne diyeceğiz? Peptit bağı diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar iki amino asit yan yana geldi. Aralarında kurulan bağın adı peptit bağı. Oluşan molekül dipeptit ve bir su açığa çıktı. Üç amino asit bir araya geldiğinde oluşan molekül tripeptit. Tripeptit ama iki su açığa çıkıyor. Çok tane amino asit bir araya geldi. Polipeptit. O zaman moleküler büyüklüklerini şöyle çizebilirim. Daha da büyüttüm. Bunların hiçbir hücre zarından ne yapamayacak? Geçemeyecek. Ve en büyük molekül de ne? Protein. Şimdi şöyle düşünelim. Örneğin bir et yediniz. Etteki proteini sindireceksiniz. Sınavlarda en çok çıkan sorulardan bir tanesi, ilk derslerden öğrenelim. Protein sindirimi nerede olur arkadaşlar? Bir kere midede başla. Ve proteinleri sindirimi arkadaşlar baktığımızda takımlar halinde çalışan enzimlerle olur. Siz midenizde üretilen pepsin enzimi sayesinde proteinleri biraz küçültüp polipeptitlere dönüştürdünüz. Polipeptitlerde arkadaşlar nerede? 12 parmak bağırsağınızda. Bu sefer tripsin sayesinde bunlar hep enzim dipeptitlere dönüşüyor. Ve son noktayı hangi organ koyuyor? İnce bağırsak. Ve ince bağırsakta erepsin enzimi sayesinde amino asitlere çeviriyor. Yani sindirim tamamlanmış oluyor. O zaman buradan ne öğrendik? Bir, nasıl baktığımız önemli. Protein sentezinin zor olduğunu, yıkımının da aslında çok kolay olmadığını, çünkü takımlar halinde çalışan enzimlerle olduğunu, bu enzimlerin sentezi için de çok önemli bir enerji harcandığını görmeniz gerekiyor. Protein sindiriminin midede başladığını, 12 parmak bağırsağında devam ettiğini ve ince bağırsakta tamamlandığını öğrenmiş olduk arkadaşlar.